siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz de desteğiniz var. İnşallah daha güzel yerlere gelirsiniz. Sağ olun. Sizler sayesinde, daha doğru söyleyeyim, bizim bu raddeye gelmemiz, evet bizim azmimiz de olabilir ama sizin desteğiniz çok çok fazla. Sizin desteğinizi bizden kesmediniz. Zor günümüzde yani bir telefon kadar bize yakın oldunuz. Cenize katkıda bulunmanız. Evet. Gerçekten siz azimliydiniz. Evet. Yani durmadınız, çalıştınız. Vererek, kadının gücünü göstererek, hayatta nasıl durur, insanlara bu izlenimi vererek, güçlü kalarak herkese bunu göstereceğiz diyorum ya. Bizim buradaki tek amacımız kadın gücünün daha kuvvetli olduğunu, hiçbir erkeğin himayesi altında bulunmadığını, yani bizim erkeğe karşı daha güçlü olduğumuzu göstermek. Asıl amacımız bizim budur. Bizden sonraki nesle ya da bizden öncekilerine iyi bir örnek oluruz. Duruşumuzla, davranışımızla, kazandığımız paralarla, yaptığımız işlerle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah her şeyi ablamla beraber el ele verip çok güzel olacağını düşünüyorum. Eğitim durumum ortaokul. Bazı sebeplerden dolayı okumayı bitiremedim. Erken bir yaşta evlilik yaptım. Ondan sonra hayatın bana zorlu bir şartlı döneme girdim. Benim bazı hedeflerim vardı, bazı düşüncelerim vardı. Ama bazı imkanlar el vermedi. El vermediği için 2010 yılında ben bir araştırma yaptım. Araştırmada mikro kredinin bize gereken desteği vereceğine inandım. Çünkü bu bir kadın gücüydü, kadın dayanışmasıydı. Ben zorlu bir süreçten geçtiğim için kadın kadını anlar dedim. Bir başvuru için gittim ve bana ilk etapta çok sağ olsun teşekkür ediyorum ben onlara. Bana 700 TL ile bir yardım desteği bulundu. Ben 10 yıl önce evet ben bu 700 TL ile gece el işi yaparak kazancıma kazanç kattım. Gündüz bir kuaförde kalfalık yaparak hayatımı sürdürttüm. Evet, hayat şartları çok zordu. Çok zor olmasına rağmen hayat bana ne kadar zorluluğu gösterse bile ben mücadelemi sonuna kadar verdim. Vereceğim de. Düzen kurmak istiyordum. Bir iş yeri kurmak istiyordum. Çünkü benim yaşadığım hayatı insanların yaşamasını istemiyordum. Evet, ben şu an bu hayalimi mikro kredi sayesinde gerçekleştirdim. Bu dayanışmamı kız kardeşimle daha da bir güçlendirdim. Tabii kız kardeşimin desteği de çok oldu. Benim kendi desteğim, kendi çabam da oldu. Etimle, tırnağımla, hakkımla bu yerlere geldim. Hani insanlar benim bu raddeye geleceğime kesinlikle inanmıyorlardı. Bu bende büyük bir hırs oluştu. Kadın isterse her şeyi başarabilir. Ben bu başarımı kız kardeşimle başardım. Mikro kredi desteğiyle, yardımıyla bizim geldiğimiz konuma gelebilirsiniz. Mikro kredinin Türkiye'ye gelmesinde öncülük eden Profesör Doktor Aziz Akgül'e, tüm personellerine ve özellikle bizlerden fon desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 11 yıldır bu mesleği yapıyorum. Daha öncesinde başka yerlerde çalıştım. Mahalle kuaförlerinde, ara sokaklarda. Yalnız bunun böyle gitmeyeceğini, elimi, emeğimi gördükçe insanlara para kazandırmayıp kendi ayaklarımın üzerinde durmaya karar verdim. Bu kararımı en çok da ablam için yaptım. Çünkü çok zorlu bir süreçten geçti. Çok istedi. Onunla beraber bu yola girdik. Tabii bu yolda maddi açıdan çok zorlandık. İnsanlar bize tepki gösterdi. Yapamazsınız, edemezsiniz. Bu yolda bize en çok desteği veren mikro krediye başvuru yaptık. Sağ olsunlar bizleri kapılarından geri çevirmediler. Bize kucak açtılar. Elimizden gelen tüm imkanlarla ayaktayız, buradayız. Müşteri potansiyelimiz şu an çok iyi. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Bence kadınlar evde kalmamalı, çalışmalı. Bence imkan insanın elinde yani. Kendi bileğiyle, kendi hakkıyla bir yerlere gelmek zorundalar.